Hayat Psikoloji Podcast kanalına hoş geldiniz. Podcast programımızda film ve dizileri tartışıp farklı açılardan analiz ediyoruz. Dinleyenlerimizin dikkatine. Bölümlerimiz yoğun şekilde spoiler içermektedir. Merhabalar, Hayat Psikoloji'den Özden Alper ben. Bugün yanımızda klinik psikolog Aydeniz Hanım ve sanat tarihçimiz Baran Bey var. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün suç belgesellerinden Worst Roommate Ever, En Kötü Ev Arkadaşım dizisini anlatacağız. Birinci sezonun 5. bölümünü ele alıyoruz. Maratoncu bölümü. Sanırım 3. bölümü. 3. bölümü, evet. 5 bölümden oluşuyor, 3. bölümü. Çok affedersiniz. 62 dakikadan oluşuyor ve Yusuf adında bir adamı anlatıyor. Bugün konuşacağımız konuları genel içerik olarak anlatayım. Bölümü özetleyeceğiz. Sinematografik açıdan ele alacağız. Karakterlerimizi tek tek analiz edip psikolojik analizlerini gerçekleştireceğiz. Ve daha sonradan manipülasyon nedir ve ilişkilerdeki manipülasyonun yansımasını konuşacağız. Evet, ben de aralarda laf salatası yapacağım müsaadenizle. Bölümün özetini ele alırsak, Yusuf adında sözde karizmatik ve sporcu biri var. Farklı ülkelerden birçok kişiyi dolandırıyor ve fiziksel şiddet uyguluyor. Sözde karizmatik dememin nedeni, suç belgesellerinde bu adamları yakışıklı olarak ele alıyorlar. Ve ama biz öyle görmüyoruz değil mi? Evet, biz öyle görmüyoruz. Ancak kandırmak adına genellikle de kadınları o karizmatik, yakışıklı olmalarından dolayı olduğunu gösteriyorlar. Ki Yusuf bence korkunç da bir karakter. Evet. Yani izleyenler de bilmiyorum, hani herkesin düşüncesi farklı da ben mesela Yusuf'u o film tanıtımında bile gördüğümde, o dizinin bölümü, yani dedim ki ben bu adamı mesela akşam falan bir yerde karşılasam korkarım. Evet, sempatik olmuyorlar. Değil, sempatik değil yani. Evet. Hani şeyle karşılaştırdığım zaman belki bir derece, mesela suçlu sonuçta hepsi. Evet. Ama bazılarına mesela insanlar sempati duyuyor ya. Mesela Ted Bundy'ye sempati duyuyorlar. Şimdi Ted Bundy'ye baktığın zaman yakışıklı hakikaten. Okumuş, işte karizmatik, duruşu, konuşması falan. Ama Yusuf yani gördüklerimin en çılgını. Ama öyle bir tanımlama yapılıyor yani ilginç bir şekilde. Evet, buradaki karakterler de mağdur olan kısımlar da Yusuf'u yorumlarken aynı o şekilde yakışıklı olduğunu aslında söylüyorlar. Yani biz öyle görmüyoruz. Evet. Filmi sinematografik açıdan ele alırsak çekimleri gayet güzel. Arşivcilikte çok başarılılar. Evet. Burada da içeriklerden dış seslendirme olmuyor. Sadece mağdurlarla konuşarak olayı anlatılıyor. Yani aynı o da aslında zor bir şey. Ya biz belgeselleri izlerken dediğim gibi bitmiş halini izliyoruz ya. Şimdi dış ses olmadan ben hiç belgesel hayal edemezdim. İlla bir dış ses olması gerekiyor gibi. Hani açıklamak her şeye, gerekiyor gibi. Ama bunlar da yok. Yani çok güzel kuruluyorlar. O kurbanları falan aralara yerleştiriyorlar. Akıp gidiyor yani. Evet. Aynı zamanda mağdurlar konuşurken de karikatürleştiriyorlar. Ve evet, görsellikle böyle izleyiciye daha iyi anlatmış oluyorlar. Ki Worst Roommate Ever'ın bütün bölümleri aynı şekilde. Yani bizim daha önce konuştuğumuz istilacı da aynı şekildeydi. Evet. Daha önceki podcast programımızı dinlediyseniz aşina olmuşsunuzdur. Karakterlerimizi bahsedeyim. Öncelikle Yusuf var. Bu koşucu olarak tanımlayan ve suç işleyen kişi. Kali adında bir mağdurumuz var. Son mağdur bu kadın. Molly adında da Kali'nin ev arkadaşı var. Mehir var. Danimarka'da bulunan Filistin ağının koordinatörü. Dominik var. Bu da başka bir sporcu. Yatırım yapmak isteyen bir sporcu. Rocio var. Kali'nin ev arkadaşı. Kali'nin avukatı. Affedersiniz. Bunları tek tek ele alalım diye düşünüyorum. Öncelikle isterseniz baş karakterimiz olan Yusuf'tan başlayalım. Evet, yani ben şöyle söyleyebilirim. Yusuf, yani dediğim gibi, öncelikle fiziksel olarak beni korkutan bir karakter. İkincisi de aslında çok rahat ve profesyonel yalan söylüyor. Şimdi bir de iyi bir sporcu aynı zamanda. Yani ben, maraton koşucusu, evet. İzlerken şunu düşünmüştüm. Yani bir insan bu kadar yalan söylemek yerine aslında maratonda da başarılı olup ciddi bir kazanç elde edebilir. Evet. Ama öyle yapmıyor. Yani, çünkü bölümde 3 tane etapta koşuculuğa başlıyor ve birinci etapta birinci oluyor. Evet. Ve tabii çevresini de böyle genişletebiliyor. Şimdi başarılı bir sporcunun herkes yanında olmak ister. Bir de çok ilginç bir şekilde ülkesini farklı söyleyip aslında başka bir ülkeden adam. Yani aslında Filistinli değil. Lübnan. Lübnanlı ve o Filistinlilerin o hani Maher'de, o Danimarka'da Filistinlilerin o dayanışma derneğinin başı olan adamı böyle kandırabiliyor. Yani çok bana ilginç geliyor mesela. Bu çok cesurca bir şey aynı zamanda bana göre. Böyle değişik bir karakter. Ama tabii karakterin psikolojik açıdan neye tekabül ettiğini bilmiyorum. Onu Aydeniz Hocam belki daha ayrıntılı anlatabilir bize. Aslında dizideki Yusuf karakteri hani çok açık bir şekilde mağdurlarına manipülasyon üzerinden aslında yön veren bir karakter.
Buradaki manipülasyonu biraz açacak olursak da işte hani Yusuf'un kendi düşünceleri, davranışları, kendi istekleri, arzuları doğrultusunda bu düşüncelerini mağdurlarına aslında yansıttığı ve aynı kendi düşüncelerinin doğruluğuna dair kısmı hani onların da aynı fikirde olmasını sağlamaya yönelik aslında adımlar attığı sahneler var. Manipülasyon aslında da şey değil mi? Yalan söylemenin, kandırmanın, kendi çıkarları uğruna kullanmanın gizli bir yolu olarak görüyorum ben manipülasyonu, doğruysa eğer. Çok doğru. Yani hani bu ilişkilerde de zaten günlük hayatta da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet, peki manipülasyonların nerede karşılaşıyoruz manipülasyon teknikleriyle? Ya ben şöyle sıradan bir vatandaş olarak söyleyeyim. Manipülasyon ticaret, yani satış pazarlamada çok kullanılır. Aslında her reklam bir manipülasyondur. Kesinlikle. İçinde yalan barındırıyor. Hı. Ben mesela şeylere çok kızarım, bu banka reklamlarına. Niye? Çünkü adam şey yazar mesela. İstediğin gibi kredi çek, istediğin şekilde öde falan derler ya. Taksitleri sen belirle falan. Şimdi onunla bankaya gidiyorsun. Hadi belirleyeyim taksitleri. Ben belirlesem derim ki ayda 10 TL mesela. Hani bu çok abartı bir şey ama. Yok öyle değil. Bankada hemen o memur sana bir kağıt uzatıyor. Diyor ki işte belirleyeceğin iki seçenek var. Şimdi ben devlet olsam buna yasak koyarım. Bence bu çok ciddi bir manipülasyon. Bir de bu kapıda satışçıların çok güzel manipülasyon teknikleri var ve çok hoşuma gidiyor. Bazen imreniyorum da. Bu hani gelirler kapıya böyle bir su arıtma cihazları falan eskiden çok satılırdı. Onu satarken mesela onu anlatırlar. Sonunda da derler ki durun daha bitmedi. Bir de şu özelliği var. Onu deyince zaten ben aşırı hayranlıkla bakıyorum ve hep alırım da. Yani kapıya bir satıcı geldiğinde şu an almıyorum ama hani eski kendimi düşündüğüm zaman ya böyle bir reddedemezlik oluşuyor. Yani sanki illa alman gerekiyormuş. O dünyanın en faydalı aletiymiş gibi. Evet, bir şey daha söyleyeceğim. İhtiyacımız olmamasına rağmen o kadar çok evet. Fonksiyonlarından bahsediyor ki aslında aynısı olsa bile kelimeleri evirip çevirip evet. Farklı bir fonksiyonu varmış gibi hissediyorsunuz. Ve o zaman diyorsunuz ki bunu almam lazım. Çünkü bir sürü amacı var. Ve mutfakta yatıyor. Evet. Sonra genelde de kullanmıyorsun. İşlevsiz oluyor. Evet, bir de şu an bu dijital devrimle beraber web üzerinden satışlar, telefonla satışlar gelişti ya. Orada da mesela dikkatimi çekti. Bir şeyi size kampanya olarak sunduklarında çok hızlı hadi kampanya süresi bitiyor. Acele edin yoksa bu fırsattan yararlanmayacaksınız gibi şeylerle orada da bir ağ düşürme var. Ben artık şunu yapıyorum. Böyle bir hızlı bir şey satıyorsa işte kampanya yarın bitiyor falan diyorsa almıyorum. Evet. Ve bugüne kadar yaptığım bütün denemelerde şunu gördüm. Hemen arıyorlar tekrar. Bir hafta daha uzattık diyorlar. Evet. Ama manipülasyon özelliklerinde sanırım karşı tarafa düşünme zamanı vermemeleri. Evet. Bu çok etkili oluyor. Yani kendi düşüncelerini zaten onun karşı tarafında aynı o şekilde düşünmesini sağlayarak hatta hiç düşünmemesini aslında. Evet. Ya zaten bizim ilk izlediğimiz bu James'in vardı evet, ya. Onun dinleyenler mesela, bilir birinci bölümümüzde evet, onun mesela en önemli hareketlerinden biri gittiği her eve hemen gelmem lazım falan diye. Hatta Toki abla dediğimiz ablanın evine kamyonla gidiyor. Evet. Öbür ablanın evine ya kız arkadaşımla bir sorun yaşadım. İşte kedilerim var falan filan deyip ya da köpeklerim de tam hatırlamıyorum ilk gittiğinde ya kedisi ya köpeği vardı. Yoksa dışarıda kalacağım deyip böyle hızlı hemen evet. Şey yapmaya. Yani burada ya ben artık bunları izledikçe aslında şuna karar veriyorum. Ne olursa olsun her türlü ilişkide alışverişte frene basa. Düşüne kendine zaman ayıra yapmak lazımmış gibime geliyor. Evet, manipülasyonların bir de ikili ilişkilerde de yansıması var. Bundan da biraz bahsedelim isterseniz, bir de sizden dinleyelim. Öncelikle Baran Bey'in değindiği konuya birazcık aslında değinmek istiyorum. Siz dediniz ya işte kapıdaki insanların işte geldiği zaman bir şekilde onların o dedikleriyle birlikte. Evet, ben kanıyorum alıyorum yani. Aynen öyle, yani sanki bir şey kaçırıyormuşum. Evet, o his oluşuyor. Yani bunu kesinlikle insanlar, kaçırmamam lazım gibi. Öyle. Diğer insanlar sanki hani ulaştı ve ben geride kalmışım. Evet, bu arıtma cihazını almam lazım. Aynen öyle. O yüzden hani bu bana şu soruyu doğurdu aslında. Bunun dışında başka hangi sebeplerle aslında o manipülasyona daha meyilli bir yanımız var diye böyle bir konuya da değinmek istiyorum açıkçası. Hani özellikle ilişkilerdeki bir yapı olarak daha bağımlı karakterler, daha kontrolün hep partnerine ya da diğer insana aktardığı, hani onun yönetmesini istediği kişilerde hayır diyemeyen özellikle bireylerde çok daha fazla manipülasyona uğrama olasılığı çok daha yüksek. Yani daha çok
kandırılıyor gibi mi hocam? Yani aynen ben, öyle. Yani karşısındaki ben kişi... öyle biri miyim şimdi? Öyle de diyebiliriz. Çünkü bir psikoloğa gideyim ben. Karşı tarafın düşüncesine bir noktada inanma kısmı doğuyor ve her ne kadar farklı bir düşünceye de sahip olsa sanki kendi düşüncesi yanlışmış gibi hissediyor. Ve ya da bir noktada hayır diyemedi ne hissediyor. Evet. Yani hayır derse belki işte karşısındakini mahcup etmek istememe ya da kaybetmek. Kaybetmek istememe, saygınlığını özellikle kaybetmek istememe. Yani aslında bu da temelini karşısındaki kişinin zihnindeki kendiyle ilgili imajını aslında düşünüyor. Benim hakkımda acaba aklından ne geçiriyor ya da benimle ilgili ne düşünüyor diye aslında yorumluyor. Bunu özellikle ilişkilerde çok fazla görüyoruz seanslarda. İşte mesela diyelim ki hayatım dışarıya çıkalım diyor belki karşı partneri. Kendi de istiyor dışarıya çıkmayı ama acaba işte benim dışarıya çıkmamı istediği için mi acaba dışarı çıkmak istiyor? Yani kendi isteğiyle mi çıkıyor yoksa benim için mi çıkıyor diye bunu çok fazla teyit etmek amacıyla yani eminsin değil mi sen de çıkmak istiyorsun. Bu mağdurlardaki durum. Aynen öyle yani hani bu noktada hani karşı tarafın ne düşündüğünü çok fazla hani zihin okuma yaptığı için acaba. Yani aslında kendi talebine hiç saygı da duymuyor gibi bir aynen parça. Aynen öyle yani kendi talebi sanki devreye girdiği zaman belki bencilce, bencil bir insan olduğunu düşünüyor vesaire. Bir şekilde bu bireyler çok daha hani yanındaki biri çok daha bağımlı bireyler. O yüzden bu tarz bireylerde manipülasyona çok rahat bir şekilde uğrayabiliyor. Tabii ben ilişkide de çok üzülüyorum. Karar alma süreçlerinde de hep pasif taraf olmuş oluyor tabii. Aynen her öyle. Türlü kararı. Kararı her şekilde yanındaki partnerine bırakıyor. Aynen. Ya sen karar ver hayatım. Ya yemek yiyelim. İşte hangisi olsun? Sen hangisini istersin? Hı. Yani kendi düşünce ve istekleri orada çok da önemli oluyor. Ben bunu yaşıyorum ama ben daha çok risk almak istemediğim zamanlarda yapıyorum. Mesela 3-5 kişi yaşıyorum. Varken siz söyleyin. Hani siz ne yemek istiyorsunuz? Ama demek yani neyse ben de bir baktıracağım hocam. Ben de düşündüm şu an. Hı. Ama bunu tek bir kişi üzerine mesela o kişi beni manipüle mi ediyor acaba diye düşünmedim. Çünkü ikili ilişkilerimde ben de hep bunu düşünüyorum. Hı. Özellikle dediğiniz gibi toplu grup içerisinde örneğin yemeğe nereye gidelim deyince ortaya ben atmıyorum ki şey gibi. Başkaları belki istemez ama İstemem. Bir şey demez. Ben orada baskın kişi benim olmak istemediğim için. Evet ama şöyle bir de hani bu bir fark sonuç sanırım. Çıkmasın. Yani böyle yapan bireyler manipülasyonu başka bir olayda manipülasyonu uğrama olasılığı çok yüksekten bahsediyor. Yani daha çabuk yeniliyorlar. Aynen öyle. Yoksa o hani konudaki arkadaşlık ilişkisinde orada manipüle ediliyorsunuz gibi bir süreç doğmasını istemem. Hani, öyle bireyler hani hayır deme olasılığı ya da kendi istek ve arzularının biraz da arka plana geçtiğini kısımları aslında düşündürtüyor. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Karşımızdaki kişinin manipüle ettiğini nasıl anlarız? Aslında bunu bir iki davranışla değil ama süreklilik orada çok önemli. Bir de manipülasyon yapan bireyde çok narsistik taraflar var. Yani mesela işte ben merkezcidir orada. Özellikle buluşmalarda ya da görüştüğünüz zaman kendisinden çok fazla konuşur. Hep kendi aslında yapabildiği becerikli olduğu yönleri, yetenekli olduğu yönleri çok vurgulamaya çalışır. Zaten orada işte hırslı konuşma vesaire o satıcı psikolojisinde de bir şeyi satarken de hep en iyisini anlatır. İşte bu işte ürünler çok iyi tarzında. Hani Yusuf'ta da aslında Yusuf'ta da böyle bir karakter var. Mesela işte masada oturuyorlar ve hatta orada mağdurlardan biri diyor ya işte hep kendinden bahsediyordu ve bu beni çok rahatsız etti. Ha, evet doğru. Sanırım onu diye Molly'ydi. Kali diyordu. Kali diyordu. Molly birazcık daha şeydi çünkü Yusuf bir şeyler anlatırken çok abartıyordu ve Kali'ye o şey geliyordu. Gerçekçi gelmiyordu. Hem de sonrasında Kali de kendi düşüncelerini orada söylediği zaman da Yusuf bundan rahatsız olup ona düşmanca aslında yaklaştığını, onunla ilgili bir düşüncesi olduğunu, artık olumsuz bir düşüncesi olduğunu sanki hissediyordu. Evet, kesinlikle öyleydi. Ama ben şeyi söyleyeceğim hocam, yani bizde mesela karşı taraf her şey olabiliyor değil mi? Yani insanlar manipülatif olabilir, yalancı olabilir, birçok farklı kötü özelliği olabilir. Burada sanki şahsın kendinin sınırlarını koruyabilmesi, hani kendi adına olgunluğu çok önemli. Tabii bunu kazanmanın nasıl olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Sadece bir yerde okumuştum, bilmiyorum teyit eder misiniz? Demokratik bir ortamda büyüyen çocuk, yani küçük yaştan beri evde fikir alınan, danışılan çocuk, toplu kararlarda toplantı masasında olan çocuk
sosyal yaşantısında da çok şey oluyor. Rahat kendini ifade edebiliyor. Daha ve girişken oluyor. Evet, daha girişken oluyor. Dolayısıyla hani biri bir şey dediği zaman tak diye kabul etmiyor. Çünkü diyor ki ya bizim evde, tabii bunu demiyor da belki zihninin arka taraflarında bir yerde. Ya diyor bizim evde mekanizma böyle değildi. Yani birileri konuşurdu, öbürleri fikir beyan ederdi gibi. Sanki o demokratik ortam çocuklukta oluşturursa. Belki de şeydir, çocuklukta yetişen o bilinç geliyordur. Ve evet, ileriki yaşlarında da bilinçli olarak direkt karşısındakini kabul etmek yerine önce kendi düşünüp kendi fikirlerini bu yüzden daha rahat izah ediyordur kendini. Tabii ki zaten hani çocukluk dönemindeki nasıl bir kendilik algısıyla büyütüldü orada çok önemli bir noktada. Ben size değindiğiniz konuyla alakalı bir soru sormak istiyordum. Manipüle eden insanlar narsistik kişilik özelliklerini mi taşırlar? Tümüyle hepsi taşır diyemem. Ama çoğunlukla taşır demekte bir sakınca yok. Aynı zamanda işte başka bir türlü de işte antisosyal davranışlar sergileme olasılıkları çok yüksek. Ya da çoğunda daha ben merkezcilik rolü çok fazla diyebiliriz. Hocam antisosyallik dediğimiz, ben hep karıştırıyorum yani, sosyal fobi değil değil mi bu antisosyal? Yok hayır, sosyal daha fobi. Sert bir şey mi? Daha yani kendi mesela manipülasyon yapamadığını hissettiğinde, mesela Kali gibi işte kendi düşüncelerini kabul etmeyen, saygı gösterilmediğini düşündüğünde duygu olarak çok yoğun bir öfke hissediyor. Ha, saldırganlaşıyor. Aynen öyle. Saldırgan bir pozisyona geçiyor. İkinci sorum da buydu zaten. Manipüle edenler genelde saldırganlaşıyor mu ya da agresif olaylar sürekli sergiliyor mu diye. Fiziksel olabileceği gibi hani psikolojik olarak da bir şiddet tarafı, bir saldırma tarafı mutlaka ki gösterme kısmı gözüküyor zaten dizide de çok yoğun olarak. Mod değişikliği sanırım çok hızlı oluyor. Çünkü dizide de Yusuf bir anda kibarken aniden agresifleşebiliyor, sert çıkabiliyor. Bir anda şiddet de gösterebiliyor. O kibarlık da aslında kendi dediğim gibi düşünceleri onaylandığında aslında her şey yolunda gittiği zaman çok kibarlaşıyor. Ama eğer istemediği bir yolun yoldaysa ve karşı çıkılıyorsa düşüncelerine, o noktada işte saldırganlık ve işte o kişiyi iyi görme halinden hemen çok kötü bir görme. Hani onunla ilgili çok olumsuz düşünceler içerisine giriyor. Evet, burada da şey olmuştu hatta, Yusuf Mehir'le de telefonla konuşurken ilk başta bağış toplanıyordu onun için birinci etap parasında ve istenilen meblağa ulaşmadığını duyunca telefonda bağırmaya başlıyor ve Mehir de direkt karşı çıkıyor. Hani neye sinirlendim ben, sana yardım ediyorum diye. Öyle olunca da direkt ters geri dönüş yaparak, hayır ben sana sinirlenmedim, sadece olmadığı için üzüldüm deyip tekrar sakinleşiyor. Sanırım orada siniri kontrol edememe var değil mi? Ani bir aslında hiç beklemediği anda, belki onun dediğim gibi kontrolünden çıkıyor. Ve sonra bir anda karşı tarafın tepkisi oluştuğunda ya bir şekilde onu tekrardan yumuşatmak için, yani ilişkilerini aslında yumuşatmak için duygusunu bir şekilde değiştirmeye çalışıyor. Kibarlaşmaya çalışıyor ve tekrardan mağdur rolünü aslında oynamaya çalışıyor. Evet. Zaten seçtiği ülke de çok enteresan. Filistin, yani mağduriyetle hep anılan bir ülke ya. Evet. Orada o manipülasyonu yapmak tabii o coğrafyada direkt duyguları kolay aslında hitap ediyor. Evet. Ya bana şey gibi, yani evet, tarifiniz size ben şöyle hissettim, hani her şey yolunda, tatlı tatlı ben anlatayım, siz dinleyin, kimse sesini çıkarmasın, öyle gittiği zaman problem yok, ama dediğin gibi bir şey olduğu zaman, hafif bir muhalefet oluştuğu zaman da saldırganlaşıyor yani. Evet, kesinlikle. Peki bu manipülasyon uygulayan kişiden kendimizi nasıl koruruz? Yani örneğin öncelikle farkına varmalıyız ve bilinçli olmalıyız, ama bunu nasıl günlük hayatımıza yansıtırız? Yani aslında manipülasyon olsun ya da olmasın, en önemli kısım hani bir bireyin kendiyle ilgili aslında istek, arzuları ile ilgili biraz farkındalığının olmuş olması. Yani mesela en basit, işte bir arkadaşınıza bir yemeğe gidiyorsunuz ve o anda hani kendi isteğiniz devreye girebiliyor mu? Yani ne istiyorum, benim bugün canım ne yemek istiyor diyebiliyor muyum? Yoksa çok daha hep uyumlu olmaya mı çalışıyorum? Hep başkalarının isteklerine göre mi yaşıyorum? Ya da belki ileriyle ilgili, gelecekle ilgili neler düşünüyorum, ne hissediyorum, mesela olaylardan ne hissediyorum, nasıl davranmak istiyorum,
Yani cümlelerimiz bile aslında, yani ben ne istiyorum gibi mi, yoksa ne olmam gerekiyor gibi mi? İşte başarılı olmam gerekiyor. İşte ders çalışmam gerekiyor. Hani ders çalışmak istiyor muyum, yoksa bir gereklilik var da ben de ona uymak mı zorunda hissediyorum kendimi? Orada bu çok önemli bir faktör. Tamam, yani ben bundan sonra biri hadi hep beraber yemeğe gidelim dediğinde hani illa hamburger yiyeceğiz diye bir şey, ben istemiyorum abi. Yani bir an önce yiyeceğim. Düşünüp kendimize sormamız lazım. Ya, ben ne istiyorum ben diye. Daha önce belki böyle espriyle karışık anlattım. Bir arkadaşımız vardı. Ya yemeğe oturuyoruz ki Cem Yılmaz'ın bir şeyi var ya, diyor ya yemeğe gidiyoruz, bir tanesi çok domine oluyor. Bir dakika ben söyleyeceğim, siz durun diyor ya, ona benzer bir şey ama şey vardı yani. Her oturduğumuz yerde o böyle yenmez, böyle yenir. O öyle, ya arkadaş ben öyle yemek istemiyorum yani. İlla lahmacun için onları katmak istemiyorum. Ben sadece domates katmak istiyorum. Ama oradaki baskı bile ha tamam ya falan deyip içine böyle soğanı, sumağı bilmem neyi dolduruyordum. Artık o da yok, bitti. Ben bu bölümden çok şey öğrendim. Aynen artık öyle. Sınırlarım var, hayır diyebilirim. Aynen öyle. Ama şunu da dinleyicilerden aslında isterim. Yani böyle bir durumda, yani kendimizi bir de biraz tanımak amaçlı şu soruları sormakta fayda var. Yani ben onu yaptığım zaman mesela hayır demediğimde nasıl bir sonuç oluyor orada? Yani nasıl göründüğümü düşünüyorum. Mesela uyumsuz bir insan olmak benim için ne ifade ediyor? Onun zihninde uyumsuz bir insan olmak, işte başka bir şey tercih eden bir insan nasıl biri oluyor? Bunu sorgulamaları önemli olur. Tabii şimdi Aydeniz Hanım'ın seansı var. Bu ziller onun için çaldı. Ona teşekkür edelim. O seansına gitsin, biz devam edelim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi, çok keyif aldım. Tamamdır hocam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Aydeniz Hoca gitti. Şu an biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu agresiflikten bahsetmiştik. Dominik'e de bir saldırıda bulundu aslında Yusuf. Dominik bir tane maddi yatırım yapmak istiyordu. Evet. Parasını aldıktan sonra dolandırıldığını anlayınca hesap sormak için gittiğinde Dominik'in de kafasının arkasına vurmuştu sopayla. Evet. Ve oradan geçen birkaç kişi olmasa yani büyük ihtimal ölecekti Dominik'ten. Evet, kesinlikle. Kali'ye ise Kali'yi de bir kandırarak sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ya Kali ile şöyle, onlara bir ev kiralayacağını, emlakçı arkadaş olduğunu falan söylüyor. Onlardan depozito ve peşin kira alıp sonra Kali'yi de böyle izbe bir yerde, eski bir fabrika gibi, evet, tekerlek yapılan ya da bir satılan bir yere. Bir boş daireye sokuyor aslında. Evet. Aslında tam böyle daire gibi de değil, şey gibi böyle bir fabrika gibi bir yer böyle. Yanmış eski bir yer, yanmış her bir yer kül diye anlatıyordu çünkü. Evet. Ve resmen feci bir şekilde öldürüp aslında gömüyor. Yani orada bir toprak yok ama, evet, üstüne teker, kül falan atıyor. Kafasına sopayla vuruyor, boğuyor ve daha sonra muşambayla sarıp bir dolabın içine, muşambanın da üstüne toprak atıyor ki herkes, evet, kimliğini de alıyor. Birileri polis gelirse eğer kimliğini tahmin edemez. Bunlar öğretmen olarak Şili'de bulundukları için hani ailesinin ulaşması falan filan, onlar da çok zor. Şili'de vatandaş da değiller. Vatandaş da değiller. Kimliğinin tespiti de çok zor. Evet. Ve Yusuf bunları da biliyor, yani bunlara da hakim. O yüzden o kimliği falan da yanına alıyor ki kim olduğu tespit edilmesin. Evet, ama Kali daha sonradan kurtulup eve gidiyor. Ya burada aslında şöyle, evet, Kali kurtulup eve gidiyor. Ben şeyi çok şaşırdım mesela, bu empati yoksunluğu da var ya, evet. Kali geri dönüyor, ölmüyor yani, şans eseri. Ve Yusuf ona hoş geldin falan diyor milletin içinde, acayip, evet, bir şekilde. Ve ben suçsuzum diyor ve bir anda orada ağlamaya başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam kendini. Evet, yine mağdur pozisyonuna hani sokmaya şey çalışıyor, evet, masum gibi görünmeye çalışıyor. Sonuç olarak ya, ortak, evet, İnsanların özellikleri, şüpheci olsak da yine de birilerine güvenmek istiyoruz. Tabii. Çünkü yüzden sosyal canlılarız, arkadaş edinmek, evet, istiyoruz, yakın olmak istiyoruz. Bu da kandırılmamızın sanırım hani temel nedenlerinden biri. Kesinlikle. Kandırılmaya öyle Evrimsel olarak açığız biz zaten. Ama Yusuf gibi de bu kadar acımasız, empati yoksunu, içgörüsüz biriyle de karşılaşmamayı umut ederim yani. Kesinlikle öyle. Kali de bir yerde şey diyordu, dışarıdan bakınca nasıl hani, hı-hı, anlamadın, nasıl fark etmedin diyorlar ama sonradan anlayabiliyorsun, tabii, diyorlar. Çünkü ya içinde olduğunuz durumu dışarıdan, evet, bir göz olarak bakamıyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Ben şu örneği çok veririm. Üniversitede birçok arkadaş çok yakın arkadaştır ama aynı eve çıktıklarında birden farklı yüzlerini görürler. Yani, evet, ilişkiyi ne boyutta yaşadığımıza bağlı. Mesela bizde çok şey bir laf var ya,
biriyle tam tanışmak istiyorsan onunla ya ticaret yap ya yola çık diye. Evet. Gerçekten o bütün kişisel mekanizmaları bu iki şey ortaya çıkarıyor. Zor durumda görüyorsunuz. Çünkü burada da Yusuf da aslında çok fazla 7 kişilik bir yerde kalıyorlar farklı ülkelerden gelen insanlarla. Pansiyon gibi. Evet. Ve herkes de çok iyi anlaşıyor. Herkes Yusuf'u dost canlısı, arkadaş canlısı, karizmatik biri olarak adlandırıyor. Ama sadece Kali ile böyle bir sorun yaşadığı için Kali gerçek yüzünü görebiliyor. Evet. Ya aslında sanki böyle bütün hayatlarını o kendi kurgularını devam ettirmek için yaşıyorlar gibi. Evet. Ya o kurguyu sürekli sağlam bir şekilde ayakta tutabiliyorlar. Evet, kesinlikle. Bir de sanırım bu manipülasyon insanlarında, manipüle eden insanlarda bağımlılık var. Sürekli aynı şeyi tekrarlama diye. Çünkü Yusuf de şöyle anlatılıyor. 600 gün hapis cezası alıyor ama orada bile Kali'ye göz kırpıyor. Kali bundan çok etkileniyor. Daha sonra hapishaneden çıkıp şu an mesela dışarıda bir yerde kimliği belirsiz bir şekilde geziyor. Dolaşıyor. Kim bilir kimleri dolandırıyor şu an. Herkesi dolandırıyor olabilir. Yani yüzden... Netflix belgesini izlemeyen herkes Yusuf'un kurbanı olabilir ilginç evet, bir şekilde. Evet, kesinlikle öyle. Daha önceki bölümlerde de konuştuk ya, manipülasyonun ve psikolojik şiddetin bir cezası yok. Evet. Yani net olarak ben mesela birine para verdim, adam aldı gitti, ben sonra mahkemeye koşup ya beni kandırdı paramı aldı diyemem zaten. Çünkü ortada bir bilgi yok, belge yok. Adam der ki bu para benim, yüzüğümü bozdurdum, para var cebimde diyebilir. Evet. Diğer bölümümüzde de zaten bahsettiğimiz gaslighting vardı manipülasyon tekniğinde. Evet. Orada da kimseye hiçbir şey kanıtlayamıyorsun. Hiçbir şey anlatamıyorsun, kanıtlayamıyorsun. Evet, yani. Manipülasyon tekniğinin bu ortak özelliklerinden biri. Evet. Tabii mağdurlar üçüncü bir kişiye bir şey anlatamıyorsun. Kesinlikle yani. Mağdurlar da bundan dolayı aslında çok etkileniyorlar. Evet. Kali de kendi de anlatıyor artık, yolda yürürken arkama bakıp yürüyorum. Tabii kalın ama, kaşlı insanlardan korkuyorum diye. Tabii onun bütün kimlik ve kişilik özelliklerini bir korku öznesi olarak artık benimsiyor. Evet. Bir de tabii Kali'nin yaşadığı çok fena bir şey. Kesinlikle yani. Kesinlikle onda direkt travma sonrası stres bozukluğu ya kadını var. Öldürmüş yani bugün hani bir araba karşıdan karşıya çarpar gibi oluyor da insan neler neler düşünüyor. Kadını öldürmüş aslında. Evet, ama kadın daha sonra şans eseri çıkmış oradan yani. Düşünsene yaralı bereli çıkıyor hastaneye gidiyor. Bu kolay kolay atlatılacak bir şey kesinlikle değil. Kesinlikle öyle. Ve o adam serbest. Bir de öyle bir durum var yani o adam evet, serbest. Evet, halen dışarıda bir yerlerde geziyor. Dolaşıyor. O yüzden mağdurlarda bir blog yazarak dört bir yandan herkese olabildiğince yaymaya çalışıyorlar ki başka kimse adamı dolandıramasın diye ama... Kimseyi mağdur etmesin diye ama evet. Çok zor tabii herkese ulaşmak. Kesinlikle öyle. Daha sonra Aydeniz Hoca'nın olduğu zaman da belki travma sonra stres bozukluğuna tabii. Dayanırız. Mağdurların hakkında konuşuruz. Onları konuşuruz. Başka eklemek istediğiniz yok, bir şey yok, çok teşekkür miydi? Ederim. Çok güzeldi. Birçok şey öğrendim. Bundan sonra manipülasyona daha kapalıyım. Kendimi kesinlikle. Daha iyi koruyabileceğim. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. YouTube kanalımızda da ve Spotify'da aslında yayınlıyoruz podcastlerimizi. YouTube kanalımızdan da eğer sorularınız, önerileriniz, istek bölümleriniz olursa oraya yorumlara yazabilirsiniz. Biz de seve seve onları çekeriz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere. Buradan Aydeniz Hanım'a da teşekkür ediyorum tekrardan. Gıyabında. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere.